çok değerli de konuklarım olacak. Mide bağırsak sindirim sistemimiz biliyorsunuz Ramazan'da çok etkileniyor. Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Tarçın bizimle beraber olacak. Değerli bilgiler verecek. Ramazan'da sindirim sorunu mu yaşıyorsunuz? Peki ne yapmalısınız? Ramazan ayında bağırsak sorunları ve bağırsak tembelliği neden olur? İftar ve sahurda tercih edilen yanlış gıdalar midede hangi problemlere yol açabilir? İftarda hızlı yemek yemek midede problemlere neden olur mu? Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Tarçın anlatıyor. Şimdi Selda'yla Neşeli Günler'de. Evet, devam ediyoruz sevgili izleyiciler. TV4 Instagram hesabımızı takip alınız ve oradaki postun altına lütfen sorularınızı, yorumlarınızı gönderin. İlk konuğumuzla hemen başlayalım, bakalım bugünün sohbetinde neler var. Gördüğünüz gibi Profesör Doktor Orhan Tarçın bizimle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim. Sizleri sormalı. Çok iyiyiz, çok teşekkürler. Nasıl geçiyor Ramazan? Tabii iyi. Biraz Ramazan'da değişiklikler oluyor tabii ki iş programımızda ama biraz değişiyor ama yine de aynı devam ediyoruz tabii ki. Evet, özlenen bir ay aslında. O çocukluğumuzda nasıl güzel hissederdik Ramazan gelince? Tabii. Bu sefer eski Ramazanlardan tabii ki yine bahsetmiş olacağız ama evet, o zamanlar biraz daha farklıydı. Evet, onun coşkusu bir başka oluyor işte. Peki şimdi Ramazan ayında tabii sizin alanınız gastroenteroloji olunca sindirim sistemi, bağırsak sağlığı ön plana çıkıyor. Evet. Çok fazla da biz de duyuyoruz işte mide problemleri zaten yaşadığımız stresli hayat nedeniyle biraz daha artmış görünüyor ya. Evet. Ramazan'da o kişiler daha çok etkileniyorlar. Ramazan'da yaşanan en sık görülen sindirim sistemi problemleri neler? Şimdi Ramazan'da en çok reflü görülüyor. Çünkü 3 öğünden 2 öğüne iniyoruz ve her bir öğünde çok miktarda yemek yiyoruz. Tabii bu durumda mide şişiyor ve gıdalar yemek borusuna geriye kaçıyor. Hele daha önceden reflü hastalığı olanlar varsa, ilaç da kullanıyorsa Ramazan'da çok zorlanıyorlar. Tabii biz yine tabii ki mide ülseri, 12 parmak bağırsağı ülseri olanlar yine Ramazan'da bazı sıkıntılar yaşıyorlar. Onun için biz mide bağırsak şikayeti veya reflü şikayeti olanları mutlaka Ramazan'dan önce endoskopik olarak kontrol etmek istiyoruz. Özellikle reflü hastalığı artar demiştik ya, reflünün de dereceleri var. Biz zaten endoskopi yapınca ikiye ayırıyoruz. Bir böyle ülserli olan reflü, eroziv deriz. Bir de ülserli olmayan, non-eroziv deriz. Non-eroziv reflüler genelde oruç tutabilirler çok fazla sorun yaşamadan. Ama eroziv dediğimiz ve ülserleri olan grubu biz dörde ayırıyoruz. A, B, C, D diye ayırıyoruz. Tabii bu durumda eğer ki A grubuysa en hafif grup oluyor. Onların ilaçta oruç tutmalarına müsaade ediyoruz. Ama B'de biraz düşünüyoruz. C ve D grubu reflüsü olanlar kesinlikle tutmamalı diyoruz. Çünkü onlarda kanama daha sık gözüküyor. Yine darlık ortaya çıkıyor. Problemler çok fazla oluyor. Nefes darlığı da olabilir. Başka şikayetler, sık faranjit, ses kısılmaları da olabilir. Ve bazen C ve D grubuna çift doz ilaç verseniz bile maalesef tutamıyor, sıkıntı yaşıyorlar. O zaman mide bağırsak şikayeti olanlar Ramazan'dan önce mutlaka kontrol ettirecek. Aslında en doğrusu bu. En doğrusu bu dediğiniz gibi. Çünkü mide ağrım var, oruç tutamıyorum diye kendince bir yöntem geliştiriyor kişiler ama o ağrının sebebi ne? Evet. Değil mi? Onu belirlemek lazım. Tabii bazen psikojenik nedenlerden de olabiliyor tabii kişi. Bunun araştırılması lazım sonuçta. Evet. Peki yani bu reflüyle ilgili kesinlikle reflüsü olanlar oruç tutamaz gibi bir şey söylemek şu an için mümkün değil o zaman yani. Yok, yani reflüsü olanlar mutlaka doktor kontrolünde bir takip ediliyor. Hı-hı. Endoskopik olarak problem var mı yok mu ona bakıyoruz. Eğer ki ağır reflü varsa... Hı-hı. Diyoruz ki siz oruç tutamazsınız ama hafif reflülere de diyoruz ki bakın siz oruç tutabilirsiniz ama sahura başlamadan yarım saat önce bir mide asidini düşüren ilaç alın diyoruz. Sonra sahuru yapın. Bu kişiler sahuru yaptıktan sonra da bizim reflüyle ilgili bazı solüsyonlarımız var, şuruplarımız var. Onlardan içmelerini tavsiye ediyoruz kendilerine. Yani sahurdan önce ilaç ve sonrasında yine ilaç kullanmaları gerekiyor. İlaç dediniz de hocam. Altına aslında sizin de çizmek istediğim bir konu var. Şu mide koruyucular var ya, proton pompası diyorsunuz. Evet. Hani bu eczacılık terimlerini de artık öğrendim. Bunlarla hayatını idam ettiren herhangi bir, ya bir kere gitmiş doktora mesela ama sürekli çantasında mide koruyucuyla gezen ve gelişi güzel
onları kullanan çok insan tanıyoruz. Ha, zamanında ben de mesela böyle bu ilaçlardan kullanmıştım. Ne kadar evet. yanlış olduğunu sonra anladım. Kendi kafamıza göre evet. midemi koruyor. O ne yapıyor koruyor? Aslında bunu kontrolsüz kullanmamak lazım değil mi? Tabii. Şimdi bu ilaçlar ilk piyasaya çıktığı zaman yapılan çalışmalarda insanlarda 3 aylık kullanımına izin verildi. Çünkü bazı hayvanlarda yapılan çalışmalarda uzun süre kullanımının farelerde kansere neden olduğunu tespit ettik ve bundan dolayı endişe ettik. 3 ay kullanılsın sonradan kullanılmasın dedik. Ama tabii yıllar geçti ve özellikle çalışmalar birikti, bilgi birikimi üst üste birikti ve şunu fark ettik. Özellikle Avrupa'da 5000 kişi 10-12 sene boyunca kullandı. Tamam dedik, çok önemli bir şey yok, çok önemli yan etkiler yok. Demek ki kullanılabilir diye düşündü. Herkes böyle. Hmm. Fakat o 10-12 yıl kullananlarda daha sonradan bazı şikayetler olmaya başladı. Örneğin midede küçük polipler olmaya başladı. Ve ilk başta dedi ki evet burada polipler var ama bunlar kansere dönmüyor. Yani çok sorun yok. Replisi olanlar bu ilacı kullanmaya devam edebilir. Hatta ömür boyu kullanabilir diye düşünüldü. Fakat sonradan bu poliplerin %2,5'unda kansere dönüşüm rastlandı. Hmm. Tabii bu çok endişe verici bir olay. O zaman düşünmeye başladık. Ve arkasından şunu fark ettik. 3 ay 6 ay kullananlarda bile B12 vitamini eksikliği oluyor. Kemik erimesi oluyor. Kalsiyum kaybı oluyor. Demir iyi emilemiyor. Ve en önemlisi şu, bağırsaktaki mikrobiyata bozuluyor. Bizim aldığımız bazı ağrı kesici ilaçlar bile bağırsaktaki mikrobiyatanın yapısını değiştiriyor ki bizim için mide asidi çok önemli. Eğer ki mide asidini siz düşürürseniz zararlı bakteriler mideden aşağıya geçer ve bağırsağa yerleşir. Oradaki florayı, ortamı bozar. Sonuç olarak bu mide ilaçlarının kontrolsüz kullanılmaması lazım. Çünkü çok fazla evet. yan etkileri var. Özellikle uzun süreli evet. kullanımda. Yani mideyi koruyor diye yani siz söyleyince gerçekten ben de hayretle dinledim. Çok fazla yan etkisi olabilir. Tabii. Kontrollü kullanalım. Bir de şu var. Mide koruyucu lafı hani şöyle. O kadar çok yerleşti ki halkın evet. ağzına. Aslında bu mide koruyucusu değil. Bu ilaçların şöyle bir özelliği var. Bu ilaçlar gerçekten ülseri %82-88 oranında tedavi eder. Reflüyü, ülserli reflüleri de yok eder. O kadar etkilidir ki bunlar koruyucu değildir. Ama zamanla özellikle ağrı kesiciyi çok kullananlarda özellikle diz ağrısı var, bel ağrısı var, ağrı kesici yazılıyor ve midesi bozuluyor. Onların midesini korumak için çok fazla miktarda bu ilaçlar yazılmaya başlandı. Bu asidi düşüren ilaçlar adı mide koruyucu olarak kaldı. Evet. Sanki bunlar önemsiz ilaçlar sadece mideyi koruyor, yan etkisi gibi. Yokmuş gibi bir imaj oluştu. Ama öyle değil, bunlar gerçekten çok etkili ilaçlardır ve asidi o +1 değerlikli midenin içindeki hidroklorik asidi +1 seviyesinden 3-4'e evet. kadar çıkartır. Evet, önemli bir konuyu da altını çizdik. Şimdi Ramazan'da mide ve bağırsak sağlığı için neler yapabiliriz'in bir üstünden geçelim hocam madde madde. Tabii. Şimdi böyle problemi olanlar varsa özellikle neler yapabilirler? Öncelikle iftarda ve sahurda her zaman olduğu gibi aslında bütün hayatımızda bol bol su içeceğiz. Evet. Özellikle yani iftardan su mide sonra... sağlığı için de ne kadar önemli aslında. Tabii şimdi günde 30 mililitre kilogram başına 30 mililitre su almak zorundayız. Yani 70 kilogramlık bir bireyin yaklaşık olarak 2100 cc sıvı yani 11 bardak su bardağıyla su içmesi gerekir. Tabii Ramazan'da su alımını azaltırsak kabızlık da ortaya çıkabilir. Tabii. Ya o bakımdan da çok önemli. Sahurda ve iftarda çok fazla yemek yemeyin. Bu hep söylenen bir şey ama maalesef bütün gün acıkmamak için sahurda biraz doz kaçabiliyor. Evet. İftarda da birazcık böyle bir açlıkla ondan da yiyeyim, bundan da yiyeyim birdenbire. O dengeyi de iyi tutmak lazım. Fazla yemek reflüyü arttırabilir. Hem reflüyü arttırır bir de yani midenin bir sindirim kapasitesi var. İftarda çok fazla mideyi doldurduğumuz zaman mide bunları kolayca öğütemeyecek ve sindiremeyecektir. Onun için az az miktar. Öncelikle suyla açalım, iftarı yapalım. Arkasından çorba ile devam edelim ve çorbadan sonra 1-5-10 dakika mutlaka bekleyelim diyoruz. Bunu yapmak gerekir. Yoksa mide doluyor, sindirimi çok zorlaşıyor, enzimler yetersiz kalıyor, gaz ve şişkinlik oluyor. Evet, çay ve kahve tüketimi yine önemli konulardan. Çok önemli. Özellikle sahurda biz bunları çok tüketiyoruz ama çay ve kahve tüketiminin iki etkisi var. Bunlar reflüyü arttırabilir içerdikleri kafein etkisiyle, kafeinden dolayı ama başka bir şey daha var. Yani eğer ki... çay biraz bayatsa 20 dakikadan sonra içinde tanen birikmeye başlar. Ve tanen de yemek borusunun alt kapağını açıp şiddetli reflü yapar. Bu bir sıkıntıdır. Bir de sahurda çok çay veya kahve alırsak
idrar söktürücüdür bunlar. Hmm. Ve içtiğimiz suları idrarla atarız. Bu sefer tabii gün boyu susuz kalırız. Ya evet, çay kahvenin bir şeyi daha çıktı işte ortaya. Özellikle o çayı böyle demleyip bir 3 saat sonra bu yeni demledim altını yok, bir açayım. Yok öyle bir şey yok çünkü çok zararlı tabii. Evet. Tanen artar. Peki sırada Ramazan'da baharat tüketimi. Baharatları seviyoruz. Türk mutfağında da var ama baharatı özellikle Ramazan'da biraz daha mı dikkatli kullanmak lazım? Biraz daha az kullanmak gerekecek. Çünkü zaten hem iftarda hem sahurda mideyi biz dolduruyoruz. Gazımız oluyor, şişkinlik oluyor ve mide iyice şişiyor. Baharatları çok aldığımızda da midenin en iç tabakasında zaten hafif bir gastrit bulguları yapar. Hmm. Şişkinlik ve gaz yapar. Hem fazla yemişiz, üstüne de baharatlı gıdalarla mideyi doldurduysak gazımız, gerginliğimiz olacaktır. Rahatsızlık, böyle karında bir rahatsızlık hissi olacaktır. Evet, o yüzden az tüketiyoruz. Her besin grubundan da dengeli bir şekilde tüketmek tabii, önemli tabii, galiba. Kesinlikle. Karbonhidrat %50, hmm, %30 protein, %20 yağ olarak gitmek durumundayız. Birini arttırırsanız diğerini azaltırsanız bu bir problem. Ama Ramazan'da da şöyle bir şey var. Gün boyu aç kalınca akşam iftardan sonra kişi böyle çok fazla gıda almak istiyor. Özellikle karbonhidratlar çok ön plana çıkıyor. İşte baklava, börekler, işte pirinç pilavları vesaire. Karbonhidratı arttırıyoruz. İşte böylece denge bozulmuş oluyor. Ona dikkat etmek lazım. Lifli gıdalar yine önemli. Yine tencere yemeği önemli. Evet. Burada ıspanak, pırasa, lahana, enginar gibi veya baklagiller, mercimek özellikle, hmm, yine fasulye, nohut, bunlardan yenmesi lazım. Çünkü bunların içindeki lif miktarı fazla. Lif miktarı ne kadar fazla olursa sindirim o kadar kolay oluyor. Kabızlık olmuyor. Bir de bağırsağımız daki bakterileri iyi yönde beslemiş oluyoruz ve iyi bakterilerin sayısını arttırmış oluyoruz. Evet. Bir de bizim mutfağımız çok zengin. Böyle etiydi, mangalıydı, kebabıydı. Evet. Burada çorba tüketimi de devreye girmeli herhalde. Sahurda ve iftarda çorbayı ihmal etmeyelim. Kesinlikle. Çok iyi bir gıda. Bir de özellikle tarhana gibi çorbalar zaten biliyorsunuz probiyotik içerirler. Hı hı. Onları tercih etmekte biraz daha fayda var. Evet. Ve tabii iftarda da şimdi bütün gün bir açlık geçirmişiz. Hızlı hızlı yüklenmek de, yani hızlı yemek yemek de yaptığımız hatalardan değil mi hocam? Tabii. Bu... Çok çiğnememiz, yavaş yememiz. Evet, yani bir kere siz çiğnemezseniz mide onu öğütmek zorunda kalacak. Midenin yükünü arttırır. Onun için çok iyi çiğnememiz lazım. Birincisi bu. İkincisi, hızlı yediğiniz zaman mide çabuk dolacak ve doyma sinyalleri beyne gitmeden mide giderek şişecek. Bu da sorun yaratacaktır. Hızlı yememek lazım. Başka bir şey daha var. Sindirim enzimleri yetmez. Bir de pankreas hastalığı olur. Böyle pankreatitler olur. Pankreas, hmm, midenin arkasında bulunan bir bez biliyorsunuz. Ve belli durumda uzun süre açlıktan sonra birdenbire çok yemek yerseniz kişi pankreatit olur. Ve der ki ya dün akşam iftarda fazla kaçırdım galiba der. Yani bugün midem ağrıyor, şişkinlik var. Halbuki bir bakarsanız pankreas enzimleri artmıştır. Hmm. Özellikle pankreatit atağı geçirenleri biz uyarıyoruz. Yani Ramazan'da özellikle iftar ve sahurda az miktarda yemelerini, az az sık sık yemelerini söylüyoruz. Evet. İftarda da tabii bizim akşam yemeklerinden sonra çaylar demlenir, çekirdekler, çerezler çıkarılır ya, aslında sahurda galiba bir de sahurda ceviz, fındık ve badem tüketmek de önemli. Evet, çünkü içinde lif var, her ikisinin, hmm, doğal lifler ve son derece hem sindirime yardımcı. Yani bizim en sevdiğimiz kuru yemişler bu ikisidir. Ve sahurda tüketirsek almak çok daha güzel olur değil tabii mi? Tabii ki, tabii ki. Özellikle sahurda. Probiyotiklerimizi de ihmal etmeyeceğiz. Tabii, sindirim sistemimiz için Ramazan ayında. Kefir, yoğurt, ayran. Zaten Ramazan ayında hem karbonhidratı arttırdığımız için hem de gıda dengelerinde başka değişiklikler de olduğu için bağırsak bakterileri çok etkilenir. Kefir çok faydalıdır. Boza yine. Yine turşu olabilir. Tabii tuz biraz fazla olmamak zorunda. Turşuları yıkamakta fayda var. Probiyotikli yoğurt çok çok önemli. Evde yapıyorsak da mümkün olunca probiyotikli mayalar kullanmak gerekecektir. Özellikle mide hastası olanlar ve reflüsü olanları da biz bunu özellikle tavsiye ediyoruz. Evet, ve çay tüketimine az önce değindik ama bitki çayları da Ramazan'da sindirim sistemimize faydalı olacaktır değil mi hocam? Tabii tabii, sinamikili olmadıktan sonra bizim için sorun yok. Hmm. Çayı kesin, kahveyi kesin diyoruz. Bu sefer ne yiyecek, ne içecek kişiler? Bitki çayları var, çok güzel bitki çaylarımız var. Böyle karışık bitki çayları da var, kış çayları diye de geçiyor ya da bahar çayları. Bunlar kullanılabilir ama sinamekiyi çok sevmiyoruz biliyorsunuz. Neden çünkü hocam? Bağırsağın iç tabakasında tahribat yaratıyor. Çünkü özellikle kabızlığı çözmek için sinameki kullanılır. Evet, Ramazan'da öğün sayısı azaldığı için, karbonhidrat arttığı için, lifli gıdaları azalttığımız için kabızlık ortaya çıkıyor. Tabii bir de suyu da azaltıyoruz biz. Hmm. Bu durumda yani... Sinameke çok tercih edilmezse... Tabii tabii, sinamekli çaylar kullanılıyor ama şöyle bir şey var. Yani burada çok...
Ağzıma çok da almak istemediğim bir kelime var. Sinameki çayları kanser yapar diye araştırmalar da var. Yani kalın bağırsak kanserinin olduğu noktalarda sinamekiye bağlı bağırsağın iç duvarında böyle siyahlaşma, kömürleşme görülmüştür. Bunun ismi melanozistir. Yani sonuçta sinameki içenlerde biz bağırsağın iç tabakasında siyahlaşma görüyoruz. Sinamekiyi tek başına içenlerde mi yoksa bir şeylerde karıştırılıyor mu? Bizim karışık olanlarda da oluyor. Yani sinameki karışımı olan çaylar piyasada çok miktarda var. Aynı zamanda kişiler kabızlığını çözmek için ülkemizde genelde ilk başta sinameki çayları içerler. Yani bize geldiği zaman, biz kolonoskopi yaptığımız zaman yanımızdaki hemşireler bile der ki sinameki içiyor, sinameki kullanıyor. Çünkü bağırsağın iç tabakası simsiyah oluyor. Tabii bu hastalarda şöyle bir şey var. Yani kanser vakalarında artış olduğu düşünülmüş. Yapılan araştırmalardan bir kısmı destekliyor, bir kısmı da tersini söylüyor. Ama bizim bu siyahlaşma, karbonizasyon, melanozis nedeniyle sinameki çayından uzak durmamız gerektiğini düşünüyoruz şu anda biz. Evet, bunu da altını çizmiş olduk. Genelde tabii diri kalsın sebzeler de biraz faydası olsun deriz ama galiba Ramazan'da daha çok pişmişini mi tercih etmek lazım sindirim açısından? Eğer ki pişmemiş sebze yerseniz sindirimi zordur ama buharda pişmiş sebzeler daha kolay sindirilir. O yüzden pişmiş sebzeler tercih edeceğiz. Tabii. İftardan sonra da tabii bir ağırlık çöküyor hocam. Evet. Yani bir kıpırdayası gelmiyor kimsenin ama iftardan sonra yürüyüş tercih etmek de yine sindirime yardımcı değil mi? Tabii bir saat sonra. Yani iftarı yapar yapmaz değil de yemek bittikten sonra bir saat bekleyip ondan sonra yürüyüş yapılabilir. Ama ağır spor yapılacaksa iki saat beklememiz gerekir. Evet. Örneğin ağırlık kaldıracaksak. Evet, son olarak da Ramazan'da sindirim sistemimize ve bağırsaklarımızı korumak için kabızlığı ciddiye alacağız. Evet. Özellikle Türk toplumunda çok görülen büyük bir rahatsızlık olduğundan hep söz ediyorsunuz. Yani hep %20'ye yakın Türk toplumunda var ve Ramazan'da daha da artıyor bu. Evet, yani bunun önüne geçmek için de az önce saydığımız önerileri yaparlarsa. Tabii bol su içeceğiz, hareket edeceğiz. Çünkü hem karbonhidratı arttırıyoruz biz, karbonhidratta lif yok. Hem suyu azaltmış oluyoruz, bir de hareketi azaltıyoruz. Yürümüyoruz, hareket etmiyoruz. Bu durumda da kabızlık ortaya çıkıyor. Evet, şimdi size biraz soru soralım. Ya gerçi deminden beri soru soruyorum size ama izleyicilerimiz çok soru sormuşlar. Mide ve bağırsak sağlığıyla ilgili size. İzleyicimiz diyor ki pankreas iltihaplanması sorunu olanlar oruç tutabilirler mi? Ramazan'dan önce tetkiklerini yaptırmalılar. Eğer ki pankreasa yönelik bazı tetkiklerimiz var, bizim kan tetkiklerimiz kolaydır ve onları ölçtüğümüzde seviyesi normalse oruç tutabilirler. Ama oruç tutarken biz iftarda ve sahurda hep az miktarda yemelerini istiyoruz bu kişilerin. Ama geçmişte pankreat atağı geçirmiş ve kist varsa onları çok daha dikkatli inceleyip mümkün olduğunca tutmamalarını tavsiye ediyoruz. Evet. Peki devam edelim mi sorularla, izleyicilerimizin sorularıyla? Buyurun bir sorumuz daha gelsin. Sahurda yemekten önce alınan koruyucu hap oruç tutarken mide şikayetlerinin ortaya çıkmasını engeller mi? Kesinlikle engeller ama yemekten yarım saat önce almak gerekir. Çünkü bunun alınması, çözülmesi, kana karışması ve arkasından gidip de asit pompalarını bloke etmesi gerekir. O zaman sahurdan yarım saat önce kalkacağız. Özellikle reflüsü olanlar bu ilacı alacağız. Sonra sahur yapacağız. Arkasından da yine bizim reflü şuruplarımız var. Onları içerek yatacağız. Evet, sorularınızı sevgili izleyiciler nereye yazabilirsiniz? TV4 Instagram hesabımızdaki postumuzun altına. Reflüsü olanlar sahurda hangi gıdalardan uzak durmalı hocam? Özellikle yağlı gıdaları sahurda tercih etmemek lazım. Çünkü mide boşalmasını geciktirir. Mide boşalması gecikir de şişkinlik olur. Yine yatarken bu da sorun yaratır. Bir de karbonhidratı çok almamak lazım. Örneğin baklavayı sahurda yememek lazım. Ay çünkü hocam poğaçası çok var, bunun böreği var, kısırı, hadi gene o bulgur ama. Evet. Çok seviyoruz ya. Bir de işte iftarda yediğimizi sabah şeyde sahurda da ısıtıp tüketiyoruz ya. Evet. Yağlı böyle güzel güzel etli yemekleri. Sonra bütün gün susuzluk. Tabii tabii. Şimdi şöyle bir şey var. Bahsetmiştik ya, sebze veya Akdeniz tipi beslenmenin özelliği şudur. Lif miktarı çoktur ama siz şu kadar lif, ıspanak, pırasa, lahana aldığınız zaman veya baklagil, mercimek aldığınız zaman şu kadar bağırsağa gidince bu kadar su çeker. Ve daha sonra bunlar küçülür, gün içinde susalar. Onun için biz yine sahurda tabii sebzeleri tercih edeceğiz ama şöyle bir şey var. Proteinli gıdalar tok tutar. Onun için sahurda özellikle yumurta yemesini öneriyoruz. Kahvaltı yapılabilir. Biraz da çaydan uzak durmak lazım sahurda. Tabii baklava yersek kan şekerimiz yükselir. Ondan sonra da düşer sahurda ve gün içinde çabuk acıkırız.
Evet, o yüzden sahurda ne yediğimiz o kadar önemli ki. Peki TV4 Instagram hesabımıza gönderebilirsiniz konuğumuza. İftar ve sahur sonrası hazımsızlık yaşayanlar ne yapmalı? Bir kere iftarda da sahurda da hazımsızlık yaşıyorsa bu hastanın bir şikayetleri vardır bu kişinin. Yani bir doktora görünmesi lazım. Yani iftarda çok yedim, sonra ertesi gün düzeldim, tamam. Ama durmadan Ramazan boyunca hem iftar hem sahurda devam ediyorsa şikayetler, o zaman altta yatan bir hastalık olabilir. Ama genel önlemler var. Bir tanesi, biraz evvel konuşmuştuk zaten, yavaş yemek. Yani hem iftarda hem de sahurda yavaş yemek ve öğünleri bölmek. Yani iftarda önce çorba bekleyeceğiz, ana öğünler bekleyeceğiz, tatlı. Daha sonra da bunları öğütmek için biraz hareket, biraz yürüyüş. Evet, öyle çok fazla hızlı hızlı. Bir de mümkünse sofrayı oruçluyken, daha doğrusu market alışverişini oruçluyken yapmamak. İnsan inanamayacağı ve almayacağı şeyler alıyor galiba hocam. Evet. Ve sonra evet, öyle bir çeşitlilik oluyor ki o masada. Yani beş çeşidi de geçmesin diyebilir evet miyiz? Yani iyi olur tabii ama yani bu tabii bizim geleneklerimiz, adetlerimiz, işte iftarlarımız da var Ramazan'da. Gittiğimiz zaman iftara 5 değil 15 çeşit oluyor bazen. Evet. Bunlardan mümkün olduğunca tabii güzel bir şey adetlerimizde ama az az yemek lazım. Az az. Her sahurda günden tatlı yemek sakıncalı mıdır diyor mesela izleyicimiz. Evet, özellikle kan şekerini yükseltir ve kan şekeri hızla düşer. Gün içinde açlık olur. Bir de özellikle böyle yağlı tatlılar sorun yaratır. Bir de biz tatlıların her zaman için unlu tatlılar değil de böyle ayva tatlısı gibi veya kabak tatlısı gibi olmasını tercih eder. Çünkü meyve içinde tatlıları lif var, meyveli tatlılar. Bir de tabii ki sütlü tatlılar unlu tatlılara göre daha hafiftir, daha kolay sindirilir. Evet, bir de tabii ki sahura kalkmak, yani orucun farzının içinde en makbul olanı, ama bazen uykuya kıyamayıp çok yoğun çalışanlar sahura evet, kalkmadan evet, geceden oruç tutuyorlar ve tabii daha zor olabiliyor. Bunda ne söyleyeceksiniz? Yani bunu tolere edebilmek aslında oldukça güç bir şey. Tek öğünle ertesi gün hipoglisemiye girip kan şekerimizi düşürebiliriz. İyice sıkıntı yaratabilir. Performansımız azalır. Enerjimiz tükenir ve halsizleşiriz. Sahura mutlaka kalkmak lazım. Çünkü vücutta bir metabolizma var ve bunun iki fazı var. Bir tanesi yapım fazı, anabolizma deriz. Bir tanesi de yıkım fazıdır, katabolizma. Siz sahura kalkmazsanız yıkım fazına geçmiş olursunuz ve bazı vücutta toksik maddeler de birikmiş olur. İstemediğimiz bazı artıklar birikmiş olur. Buna gerek yok bunu yapmaya. Sahura kalkıp güzel bir şekilde Ramazan'ı geçirebiliriz. Evet, mümkünse tabii kalkmaya çalışalım. Tabii, tabii. Peki, bir soru daha geldi izleyicimizden. Orucumuzu açarken nelere dikkat etmeliyiz? Su ya da hurma ile mi açmamız gerekiyor? Evet, ağzımıza attığımız ilk lokma ne olmalı? Bu kültürlere göre değişiyor evet, ama ortak bir karar var. Su ile açmak her zaman için daha iyidir. Çünkü zaten uzun süredir katabolik faza geçen vücudumuzu bir ilk aldığımız su ile onarmaya başlamış oluyoruz. Onun için suyu tercih ederiz ama burada önemli olan açmaktan çok devamlı getirmek. Yani suyla da açılabilir, zeytinyağıyla da açılabilir, hurmayla da açılabilir, zeytinle de açılabilir. Ama ondan sonra mutlaka çorba içilsin. Çorbadan sonra da bir 5-10 dakika sohbet edelim, bekleyelim, sonra ana yemeğe geçelim diyoruz. Yani açtığımız değil de devamlı getirdiğimiz yemekler iftarda çok daha önemli. Ne yediğimiz? Kesinlikle. Ya kesinlikle. Ne yediğimiz deyince aklıma geldi. Mesela sizin gibi işte kilo ya da işte mideyle uğraşan ya da kilo sağlığıyla, beslenmeyle uğraşan hekimler der ki ben kişiye baktığımda neyle beslendiğini anlarım. Evet. Hani ne yersen olsun vardır kesinlikle ya. Der yani, misiniz evet, siz de? Evet, içinizi görseydiniz bunları yemezdiniz deriz bazen de. Tabii anlaşılıyor yani kişinin biraz konuştuktan sonra, sosyal hayatıyla ilgili bilgi aldıktan sonra daha kesin kararlar verebiliyorsunuz tabii ki. Erkeklere de baktığınız zaman özellikle bel çevresinden anlayabiliyorsunuz bazı şeyleri. Biliyorsunuz bel çevresi genişlediği zaman kalp hastalığı riski evet, artıyor, damar sertliği artıyor. Mümkün olduğunca bizim toplum olaraktan, maalesef son zamanlarda artan bir kilo problemimiz var. Hatta biz bunu bazı derslerimizde şöyle konuşuruz. Eskiden şöyle derdik, 30 yıldır diyetteyiz ama 30 yıldır giderek kilo evet, alıyoruz. Şimdi evet, artık buna 40 yıldır diyetteyiz ama giderek kilo alıyoruz diyoruz. Çünkü yediğimiz gıdaların içindeki karbonhidrat miktarı fazla. Bir de asıl önemlisi
Hareketi azalttık biz. Ne olursa olsun hareket yapalım, evde yapalım. Yani evde de spor yapılabilir. İlla spor salonlarına gitmeye gerek yok veya bir gruba katılmaya gerek yok. Toplu bir spor aktivitesine katılmaya da gerek yok. Ama yapabilirseniz tamam. Ama şöyle bir kuralımız var. Her gün 10 dakika evde mekik ve şınav hareketleri yapmak son derece yararlıdır. Bir de dışarıda yürüyemiyoruz, hava uygun değil veya başka sebepler. O zaman evde salonda yürümek veya sehpanın etrafında bile dönmek yarım saat içinde size 3 kilometre mesafe kat ettirir. Ve onun için biz mutlaka ve mutlaka hareketi arttırmalıyız. Evet, egzersizi hayatımızın parçası haline getireceğiz artık. Tabii ki. 2-2-4 gibi bir şey. Aynen, en az 10 dakika günde. Evet. Peki izleyicimiz diyor ki kanser tedavisi görmüş kişiler oruç tutabilirler mi? Şimdi kanserin tipi önemli. Kaç sene önce kanserin sonlandığı ve tamamen iyileştiği önemli. Şu anda kanser tedavisi aktif olarak görüyorsa, kemoterapi alıyorsa biz tavsiye etmiyoruz oruç tutmasını. Evet, şu anda tedavi görüyorsa. Tabii, tabii. Ama kanser vardı, 5 sene önce vardı veya 9 sene önce vardı. Artık iyileşti kişi, ameliyat oldu, kontrolleri yapıldı. Her şey tamam, normal, gayet güzel. O durumda oruç tutabilir. Evet, kanser deyince şöyle de bir inanış var. Tabii ki doğruluk payı bir nebze olabilir ama ülser, reflü, özellikle ülserle ilgili tedavi edilmez ve devam gelirse işte kansere dönüşür mü? En sık sorulan ve korkulan sonuçlardan biri. Onu bir açalım mı, kanser ve mide hastalıkları ilişkisini? Bu çok önemli bir şey. Şimdi 12 parmak bağırsağında ülser varsa biz bunun kansere dönmesini beklemiyoruz. Ama eğer ki midenin içindeyse %10 oranında kansere dönüş olur. Onun için biz kişide mide ülseri görüyorsak tedavisini veririz. 3 ay sonra endoskopi yaparız. Daha sonra tekrar kontrol ettiğimizde ülser duruyorsa ya tedavi, tabii her girdiğimizde mide ülserinden parça da alırız aynı zamanda. Ama 3 ay sonra ülser orada duruyor, iyileşmemiş. Parça sonuçları negatif, 3 ay sonra tekrar yaparız biz. Eğer ki yine olmuyorsa bazı vakaları operasyona verdiğimizde oldu. Evet. Mide ülserleri %10 oranında kansere dönebilir. Bazen de kanser ülser şeklinde kendini gösterebilir. Bu da karıştırır. Ama şöyle bir şey var. Artık biz mide kanserlerini daha önceden tanı koyabiliyoruz. Yani çok erken safhalarda koyabiliyoruz. Çünkü endoskopik sistemler çok değişti. Eskisi gibi değil. Mikroskopik endoskopi yapan sistemlerimiz var. Çok fazla büyütebiliyorsunuz 200 kata kadar. Aynı zamanda lazer benzeri ışınlar verebiliyorsunuz ve tümörel hücreleri veya onu besleyen damarları gösterebiliyorsunuz. Ve bu esnada kanser ortaya çıkmadan önce bir önceki basamak displazi, örneğin bir daha önceki basamak metaplazi. Siz bunu endoskopik olarak görüyorsunuz, tespit ediyorsunuz ve kansere dönmeden birkaç sene önce onları ya yakıyorsunuz ya da kazıyarak çıkartıyorsunuz ve kansere dönüşünü engelleyebiliyorsunuz. Bizim önerimiz şu. Özellikle risk altında olan kişiler, mide veya kalın bağırsak kanseri için, özellikle kalın bağırsak kanseri için 45 yaşından sonra mutlaka kolonoskopi yapılmasını istiyoruz 5 yılda bir. Ama mide kanseri için de aynı şey geçerli ve ailesinde mide kanseri olan, çok sigara, alkol tüketen, çok tuz tüketen, sucuk veya işlenmiş et tüketen, çok fazla eti ateşe değdiren kişilerin mide kontrollerine yaptırmaları gerekiyor. Mangalcılar midelerini mangalcılar özellikle. Mangalcılar kesinlikle çok da güzel. Hani biz de seviyoruz ama onu ayda yılda bir yapmak böyle lazım. Yani her gün mangal, haftada 3 kere mangal maalesef mide sağlığı için son derece etin zararlı. Direkt o kömürlü ateşe değen yerlerini mümkünse çok yemeyelim. Uzaklaştırmak lazım tabii. Mesafeyi çok uygun tutmak lazım. Mangal aşağı, ateşi aşağıda, 15 santim yukarıda et olmalı. Evet. Çünkü mangaldan gelen bazı maddeler eti maalesef zehirleyebiliyor. Ki mesafeyi uygun tutmalıyız. Karbonizasyon olmalı, olmamalı, yanmamalı yani. Evet. Mangal ama, yapmanın püf noktalarını ama, şimdi Orhan Hoca'dan. Doğru söylüyorsunuz. Tabii ya. Yani bu sadece kömürleşme değil. Mangalın içindeki bazı maddeler, mesela 3-5 benzpiren bile görülmüş. Bunlar ete karışabiliyor. Mangalı azaltmak lazım. Aslında biz Akdeniz diyetinde haftada bir, iki haftada bir et yenilsin diyoruz. Ve eti ateşe değdirmeyin diyoruz. Eti ateşe değdirmemek önemli. Bu durumda ne yapmak gerekiyor? Tencerede pişirmek, yani haşlama yapmak. Aslında Türk mutfağının çok önemli bir grubunu oluşturur haşlamalar. Evet. Ve gerçekten de havuçla, patatesle çok güzel haşlama yemekler yapılabilir. Çok fazla artık eti ateşe değdirmeme yönünde
çalışmalar yapmak gerektiğini düşünüyoruz. Biraz da böyle kişiler diyor ki ben öğlen dışarıda yiyorum, akşam dışarıda yiyorum. Hı-hı. Lokanta tipi veya dediğiniz gibi haşlama et veya bu tip gıdaları bulamıyorum diyor. Evet, sanırım ileride sağlıklı beslenme için mutfaklarımızda bir parça değiştirmemiz gerekecek. Ya da sefer tasları geri gelecek belki de daha sağlıklı olmak için, neden olmasın? Çok da güzel olur vallahi. Evet, evet olabilir. Çok olabilir. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Rica ederim. Verdiğiniz ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, Profesör Doktor Orhan Tarçın bilgilendirdi bizleri. Ramazan ayında bağırsak ve sindirim sistemimiz, midemizle ilgili aklımıza takılanları sordu.